Merhaba sevgili Saptan severler. Anişkiri yani Nepomniachtchi maçına, bazıları Nepomniachtchi de diyor, devam ediyoruz. Bu konuda kalmıştık. Şimdi burada neden iki bölümde yaptığımı anlatayım. Bazı takipçilerim iki bölüm olmasa daha iyi olurdu dedi. Buraya gelene kadar farklı bilgiler vardı. Burası daha farklı bilgilerin olduğu bir konum. Oyun sonuyla ilgili. Aynı anda hepsini anlatsam bilgi karmaşası olur diye ikiye böldüm ben bu partiyi. Ondan dolayı iki şekilde yapıyorum. Tabi biraz geç saatte yüklemiş olacağım. Bir yoğunluğum vardı. Şimdi burada Vezire Kalefil'de siyahın piyon yapısı burada önemli. Neden önemli? Eğer A ve E piyonlarını çıkartırsak çok rahat beraber oluyor. Kaleyi F4'e koyar. Veya H4'e hiç önemli değil. Fili F3'e şöyle G2'ye koyar. Kale H4, kale F4. Kale H4, kale F4 oynar sürekli. Ve beraber yapar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Vezir A7'de oynamış olsun. Fil D5, E4, fil E4. Sadece göstermek için. Vezir A2, kale F4. Daha sonra işte koruduğunu düşünelim. Fil F3. Ne yaparsa yapsın fark etmiyor. H6 oynasın. Şah K2. Şimdi burada siyah ne yaparsa yapsın. Beyazlar kale F4, kale H4 sürekli oynayıp duruyor. Şah aktif olamıyor. 5. yataydan ileriye geçemiyor. O yüzden F2'ye saldıramıyor. Geçse dahi fili açarak bu sefer F2'yi koruyabiliriz. Piyon yapısı çok önemli bu tip konularda arkadaşlar. Yani burada E piyonu bir avantaj. Neden? Siyahların iki planı var. Bir, kale 4. yataydan ayrılırsa eğer H5, H4 ile piyon feda edip daha sonra İki piyon ilerleyecek ve F3 oynayarak F2 piyonunu zayıflatacak. Siyah karede bırakacak. Mat fikirleri ve şaha saldırı olmuş olacak. Burada iki piyonu ilerletme fikri var. Eğer H4 sürdürmezseniz de 4. yataydan ayrılmazsa kale. Bu sefer H5 kale H4 durumunda şahımızı şöyle yapalım. G5'e koyduktan sonra F5, F4 ile ya G3'ü zayıflatacağız. Şöyle bir kere zayıflatmamız gerekiyor. Ve kaleye saldırı yapacağız. G piyonu oynayamaz hale gelecek. Ama tabii bu H5 yaptığımızda fil ve kale H5'e basabilir. Dikkat etmek lazım. O yüzden burada F5, F4 fikri de uygulanabilir. Yani temel prensibimiz şaha saldırmak. Şahı tamamen açmak, şaha ulaşmak. Nasıl devam etmiş maç? Vezir C1, şah G2, vezir C6, şah G1, H5. Evet, ilk önce H4 fikriyle oynuyor. Bu piyonu feda edecek. Kale gelsek. Size bahsettiğim gibi eğer kale H4'te dursa şimdi H5 piyonu bir hedef olabilir. Fil D1'den sonra şah H2 kaçar. Fil D1 oynayıp H5'i alabilir. Ama F5 F4 fikriyle oynayabiliriz bu durumda. Fil D1'i kesmek için vezir F3 oynayabiliriz. Daha sonra vezir F3'ten sonra şah G7. Şah G6'ya geliyoruz. Şah G7'den sonra. Şah G6. Duruma göre Şah G5 oynayabiliriz. Ama burada diğer temel fikirlerimizden birisi E4, E3, G3 ve E3 piyonlarını alacağım aldıktan sonra. Zaten kale destekte kalacak. Yani yine söylüyorum. Şahı açmak. Temel fikrimiz şahı açmak. Şaha ulaşmak. Kale G8. Şah E7. Kale G7. Şah D6. Kale H7, vezir F3. Gördüğünüz gibi partide vezir F3 karesine geliyor. Çok kuvvetli bir karede vezir. Şaha bakıyor her zaman. H5'i koruyor. Ve E4, E3 fikrini uygulamak istiyor. Kale H8, E4. Şu an E3 tehdit ediyor. Kale D8, şah E7. Fil D1. E3'ü dolaylı olarak kesti. Veziri istiyor. Vezir C3. Kale D5. Tabi burada E3 sürme fikri olabilecek fikirlerden birisi. E3 sürülebilir. Kaleye fili beraber yapma ihtimali yükseliyor. O yüzden H4 sürmüş burada. Yani böyle bir konumda E3 sürdüğünde aldığımızda şah G2'den sonra vezir E4 burada bir şey sağlamıyor. Fil F3. Vezir C2. Şah H3. Vezir A2 alırsa kale H5'ten sonra kaleyi F4'e koyacak. Şah veya fil de sürekli oynadığı zaman beraber oluyor. Yani piyonları değişirken de şaha ulaşırken de dikkatli olmak zorundayız. Biz burada geçer piyon yaratmaya çalışıyoruz. H4 güzel bir hamle. Çünkü şahı açtıktan sonra her zaman şah çekerek A2'yi H4'ü
kaleyi veya fili alma tehditleri olabilir şah açıkta olduğu zaman. Yani taşların koordinesi azalıyor. Ne demek koordinasyonu azalıyor? Taşların gidebileceği kale kısıtlanıyor. G dikey açıkken fil G hattında G6 veya G8'de duramaz. Çünkü şah çekip alabiliriz. Birinci yataydan şaha ulaşabiliyoruz. Mesela kale C1'de duramaz, vezir G5 şah var gibi. Kaleler kısıtlanmış oluyor şaha ulaştığımızda. Bundan dolayı şahı açmaya çalışıyor siyahlar. Doğru bir plan. G4 F5. Evet, gördüğünüz gibi burada artık ilerliyor. Şimdi F5'i almazsa F4 F3'ten sonra F2 piyonu düşecek ve 2 geçerle kazanacağız. Burada beklersek F4 F3'ten sonra fili feda ederse F3 piyonu hayatta kaldığı için bu siyah kazanç oluyor. Ama F3 piyonu olmasaydı bu konumda, filde bu iki piyon değişseydik. Mesela örnek verelim. Rastgele oynatacağım ben o konumu göstermek için. Böyle geldik. Veziri buraya gelmiş olsun. Kale burada olsun. Ve kale F5'te olsun. O konumu göstereceğim size. Buradaki hamleleri önemsemeyin. İşte kale boştaydı, fil boştaydı gibi. Sadece bir konum göstermeye çalışıyorum. Evet, haş piyonunu verse bile kale G3 oynadıktan sonra haş piyonunu da verelim. Bu konum teorik berabere. Yani kale G3'ten E3'e, E3'ten G3'e sürekli git gel yapıyor. Ne oynarsa oynasın siyah. Kale E3. Şah geldi. Kale G3. Şah geldi. Kale E3. Fark etmiyor. Bakın buradaki temel sıkıntı şah birinci yataya gelemiyor. Üçüncü yataydan kesik çünkü. Kale E3, kale G3 oynayayım F2 piyonundan dolayı. Bunun çok derin bir teorisi var. Mesela bu konumda F3 oynarsanız bunu kaybediyor beyazlar. F2'de berabere, F3'te kaybediyor. Sebebi de şu. Burada biz artık şaha ulaşabiliyoruz. Kale G4, kale E4 beklediğini düşüneceğiz. Ama burada artık şaha ulaşabiliyoruz. Şah yukarı çıkmak zorunda kalıyor. Daha sonra şah yukarı çıktığında, ya tabi burada şah D6'dan gelmek daha mantıklı. Şimdi kale E4'e vezir F1'den sonra şahı merkeze doğru itiyoruz. Yok şahla oynamaz, kaleyle oynarsa şah illa ki vezir G1'den sonra merkeze gidecek. Dördüncü yatayı kapatacak, şah artık arkaya dalacak. Yani kale G4 oynadığımızı düşünelim. Şah E5, kale E4. Şah D5, kale G4. Şah çektik. Şimdi şah F4'e artık şah D4 var. Vezir kaçtıktan sonra vezir F2 oynuyor. Şimdi vezir F2'den dolayı şah ayrılamıyor F3 boşta. Kale ile beklerse şah D4 var. Burada şah H3 oynarsa aynı mantıkla. Vezir F2. Bakın yine kale F4'te beklerse bu sefer şah E5. Kale E4 şah çekerse şah F5 ve F3 piyonu düştü. Kale G3'te korursa şah D4 artık piyonu aldıktan sonra vezire kale konumu oynanacak. Yani piyon F3'te olduğu zaman arkadan şahı merkeze itme fikri var. Ama piyon F2'de ise bu konum berabere. Piyon F3'te ise vezir E2'ye gelip F1'e geliyor. Şahı itiyor yukarı doğru, merkeze doğru ve kazanıyor. Yani burada etkideyken bunu yapamıyor. Şah hiç oynamıyor. Şah oynarsa da şah G1, şah E2 bekliyoruz. Üçüncü yatay kesik çünkü. Üçüncü yatay kesik olduğu için siyah şah giremiyor hiçbir şekilde. O yüzden burada kale F5 almaya karar vermiş beyazlar. Yani F3'ten feda etse de F3 piyonu kaldığı için kaybediyordu. F5'ten feda etti. Vezir E1. Şah G2, vezir D1. Yine dikkatli olması lazım. E4 piyonu düşerse kale E3, kale G3'te berabere olacak. Buradan E4 piyonunu almaya çalışsaydı ne olurdu kale E5'te? Şimdi kale G5 oynadı burada. Hani şimdi kale E5 oynasaydı şah F6, kale de E4'e, vezir D5. Şimdi şah F3 oynayamıyor, şah F5 kayıp. Tek hamle F3 ve demin size bahsettiğim konum oluyor. Vezir A2'den sonra bu konumu beyazlar. Normalde vezire kale kalacak. Savunabilirse, savunması kolay değil. Siyahlar kazanacak. Bence buna girmesi gerekiyordu Anişkin'in. Neden? Çünkü bu konumda kaleyi G3'e koyduğumuzda kale E3, kale G3 beklerse bu iki piyonu aldıktan sonra buna benzer bir etüt var. Hatta Imagination in Chess kitabında böyle bir soru var. Bir sonraki de size bu oyunla ilgili vezire kalenin teorisini anlatacağım. Nasıl oynamak gerekir, kazanmak gerekir ve o soruyu da dizeceğim, göstereceğim. Etütvari bir soru.
Siyah'ın kazancı çok güzel bir kazanç. Buna düşmüş oluyor. Bence bunu denemesi lazım yine de. Çünkü bunun teorisi uzun. F3 vezir A2. Bunu oynaması gerekiyordu. Kale G5. Vezir A1. Kale E5'i de kesmiş oldum. Kale G4. Vezir B1 vermemesi lazım E4'ü. Kale G3. Vezir A2. Kale H3. Vezir D5. Şimdi E3 istiyor. Şah F1. Vezir D1. Şah G2. Vezir G4. Kale G3. Evet, burada mesela şah H2 oynasam ne olurdu? Şah H2 oynadığında bir sonraki hamle ne yapacak? Yani mesela ben şah F6 oynadım. H5, şah G7, H6, şah H7. Şahla oynayamıyor, kale boşta. Kaleyle oynarsa H6'yı alıyorum. Her şekilde vermiş oluyor. Tabii kale G3 oynarsam vezir F4. Şimdi yine alıyorum. Yine kale uzaklaşamıyor. Şahımı G'den kesemiyor aslında. Çünkü şah çekip kaleyi düşünme fikirlerim olabiliyor. Mecburen kaleyle haşır kale G3 oynadığımda da şahı arkadan geleceğim. Maçtaki konuma benzer bir konum olacak. Bundan dolayı kale G3 oynuyor. Vezir H5. H4 hemen almadı. Niye almadı bilmiyorum. Burada H4'ü alsa kale H kale G3 beklese maçtaki bir konum olacak. Vezir H5 oynamayı tercih etmiş. Kale A3. Vezir D5. Şah G1. Şah F6. Kale G3, vezir D1, şah G2, şah F5. Kale G5, şah F4, kale G3, vezir D5. E3 istiyoruz yine. Şah F1, vezir D2, şah G2, vezir D1 yine zugzuan konumuna doğru gidiyor. Kale E3, H4'de olabilir, halen almıyor. Şah F5, kale G3, şah F6, kale H3, şah G6. Yani bu konumda vezir G4 oynadığında neden almıyor H4'ü? Ben çok anlayabilmiş değilim gerçekten. Alıp aynı konumu oynamak varken burada gereksiz bir hamle tekrarı yaptı. H4'ü aldı, sonra tekrar şöyle gitti. Aynı konuma ulaşabiliyordu halbuki. Bakın şahı G dikeyinden kesemiyor. Kale şahtan teorisinde genelde bu arada şahtan uzaklaştığı an şah çekerek kaleyi alma fikri var. Mesela kale G8 oynadığını düşünelim. Burada şu an şah çekemiyor. Hani vezir C1, sadece göstereceğim size. Kale G3, vezir D1, kale G8 oynadım. Şimdi şah çekiyorum. Bunu geldiği zaman mesela E3 sürebilirim. Çünkü aldığında mutlaka bu kale düşecek. Yani şah F1 oynayabilirim. Şah F1'e bakın, vezir C1. Şimdi şah G2 oynarsa, evet, telefon çaldı. Şah G2 oynarsa vezir B2 oynayıp kaleyi alabilirim. Vezir C2, vezir B3 oynama fikrim var, veya vezir B1, vezir A1 veya çaprazdan şah çekip kaleyi alabilirim. Kale uzaklaşmaması gerekiyor. Kale H3 oynamış. Şah G4, kale G3, şah F4, kale H3, vezir D1. Evet, siyahın fikri çok basit. Şah E5, şah T4'ten sonra vezir D3 oynayacak. Sonra şah C3, şah D2. Arkadan artık dalacak şahı. Bunu engelleyemiyor. Kale A3, şah E5. Kale G3, şah D4. Kale 3, vezir D3, terk. Çünkü şu an tehdit vezir çarpı E3 almak. Kale G3 oynadığı zaman şah C3 oynuyor. Bakın yine E3 alacağım, kale D3 alırsa alamıyor. Şimdi kale E3 oynarsa şah D2. Kale G3 oynarsa şah E2. Yine alamıyor. Şimdi kaleyi oynayabileceği yerde yok. Kale H3 oynarsa vezir H3 var çünkü. Ne yapacak? Kaleye ayrılırsa vezir F3 var. Kayıp bir konum. Vezir G3 de oynayabilirim burada istersen. Şah ayrıldığımda E3 sürüp vezir çıkıyorum. Bu şekilde kazanabiliyor. Yani E4 piyonunun kalması kazandırıyor gördüğünüz gibi. Size bununla ilgili yarın hem kaleye vezir teorisini anlatacağım, hem de o soruyu dizeceğim, soracağım ödev olarak arkadaşlar. Anişkiri, yani Nepomniachtchi maçımız böyleydi. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.